Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 19 Aralık'ta Türkiye saatine göre sabah 7.35'te 27 derece İkizler Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Hareketli, değişken ve iletişimin öne çıktığı ama biraz kafa karıştırıcı bir Dolunay bu. Evet, Dolunay an haritasında Yay Burcu yükseliyor ve bu Yay Burcu en son yaşadığımız güneş tutulması derecesine de çok yakın. Dolunay haritanın 7. evinde meydana geliyor. Güneş Yay burcunda, Ay İkizler burcunda, son derecelerde ve yönetici gezegen Merkür, Merkür'ü Oğlak burcunda görüyoruz. Oğlak burcu aslında daha ciddi ve kararlı enerjiler taşır. Dolayısıyla zihnimizin, düşüncelerimizin bu dönemde biraz daha geleceğimizle ilgili konularda kaygılar oluşturması, daha fazla maddi konuları, iş konularını, hayatın daha somut ve gerçekçi konularını düşünmesi ve bunlar için biraz daha endişe üretmesi mümkün. Çünkü Merkür'ün Şiron'la yaptığı bir kare açı var. Bu da biraz daha hani sıkıntılı düşünceler, zarar verici fikirler veya bazı konuşmalar ya da bizi zorlayabilecek haberler anlamına da gelebilir. İkizler değişken bir burç. Hava elementinin değişken niteliklerini taşıyor. Ve hava elementi de yoğun bu Dolunay'da. Çok sayıda haber duyabileceğimiz bir dönemde olacağız. Tabii ki iletişimle ilgili her konu hayatımızda öne çıkacak. Bununla beraber Neptün karesi Balık burcunda devam etmekte, ayla ve güneşle bir kare oluşturuyor. Dolayısıyla bu bilgi trafiği içerisinde, haber paylaşımları içerisinde güvenilmez olan, yanıltıcı olan, kafa karıştırıcı olan durumlar da olabilir. Aynı zamanda ikizler konuşmak demek, sözler demek ve verilen sözler ya da tutulmayan sözler, anlaşmalar, sözleşmeler, tüm bu konularla ilgili bazı geri dönüşler Dolunay'la beraber hayatımızda kendini gösterebilir. An haritasında da 7. evde oluşacağı için bu Dolunay her türlü ilişki dinamiğini etkiliyor aslında. Gerek kişisel ilişkilerimiz, eş partner konuları, evlilik, anlaşmalar, sözleşmeler, işbirlikleri, ortaklıklar, toplumsal olarak baktığımızda ülkeler arası ilişkiler, özellikle yasal konular, bu Dolunay'la beraber kendini gösterebilir. Mars artık Yay burcunda, haritanın 12. evinde. Ay düğümleriyle birleşmiş durumda, güney düğümde. Yükselen de Yay burcu olunca hak arayışları, adalet arayışları söz konusu ve bu bilgi trafiği hukuksal konularda da yani hukukla ilgili konularda, adaletle ilgili konularda çok fazla yine arayışların olabileceğini, haberlerin olabileceği, hatta spekülatif durumların olabileceğini Dolunay ve onu takip eden günlerde söyleyebiliriz. Dolunay sırasında Venüs geri harekete başlamak üzere duruyor Oğlak burcunda ve Plüto ile birleşiyor. 40 günlük bir retro süreci var Venüs'ün. Ocak sonuna kadar devam edecek. Venüs Terazi burcunu ve Boğa burcunun doğal yöneticisi olarak aslında hem ilişkilerimizi yönetir, hem hayatımızdaki anlaşmaları, sözleşmeleri, hak, hukuk, adalet gibi konuları yönetir ve bir yandan da maddi konularla, kazançlarla çok ilgilidir. Venüs'ün gerileme döneminde tüm bu alanlarda biraz daha yavaşlamalar, geriye çekilişler, kısıtlanmalarla karşılaşabiliriz ve sorgulamalar daha çok artabilir. Sahip olduğumuz değerler ya da ilişkilerimizdeki beklentilerimiz, sevgi alışverişlerindeki denge, bunlar daha fazla sorgulanacak bu süreç içerisinde. Özellikle Oğlak burcunda olduğu için Venüs tüm yasal konuları, kariyer ve iş konularını, ekonomik kuruluşları ve özellikle büyük şirketleri, büyük kurumları, finansal kurumları, devlet yapılarını da burada sembolize ediyor. İlişkilerde de daha ciddi ilişkileri, bunlar iş ilişkileri olabilir, işte anlaşmaların, sözleşmelerin oldu ama işin içinde biraz daha belki ciddi ve kararlı beklentilerimizin olduğu, çok duygusal olmadığımız, daha fazla güvence aradığımız, istikrar aradığımız ilişkiler söz konusu. Bu ilişkilerde de bu dönem içerisinde içinde bulunduğumuz şartlar, beklentilerimiz ya da bize verilmiş sözler sorgulanabilir ve bunları gözden geçirebiliriz. Dolunay İkizler burcunda, değişken burçta, o yüzden değişken burçlarımız daha çok etkileniyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz
kişisel gezegenleriniz özellikle 27 derece ve yakınlarında ikizler, yay, balık ya da başak burçlarında yerleşmişse dolunaydan daha güçlü tesirler alabilirsiniz. Bu dereceleri 24 derece ile 30 derece arasında değerlendirebilirsiniz. Güneş 27 derece yay burcunda galaktik merkezde bulunuyor. Galaktik merkezde tabii bu dolunay sırasında gerçekten çok daha ruhsal, biraz daha böyle derin enerjiler veriyor bu dolunaya. İşte ikizler yay aksı astrolojide bilgi ve bilginin paylaşımı ile alakalı. Öğrendiğimiz konular, merak ettiğimiz konular, başkalarıyla paylaştığımız bilgiler. Bunun içinde tabii yalan, dolan, iftira olabilir, spekülatif konular olabilir, gizli olan konular olabilir. Türkiye haritasına baktığımızda İkizler Burcu 12. ev ve bu dolunay 12. evi aydınlatıyor ve 12. ev gerçekten gizli ve bilinmeyen konularla alakalıdır. Yani ülkemizde belki ülkemizin geri planında olan bazı işte daha gizli düşmanlıklarla ilgili durumlar, bununla birlikte saklanan bilgiler, saklanan bilgilerin açığa çıkması, medyada ve özellikle sosyal medyada yine çok fazla spekülatif hareketlerin olması, bilgi paylaşımlarının olması mümkün. Aynı zamanda 12. bir ülkenin haritasının hapishaneleri, tutukluları da sembolize edebilir. Hastaneleri sembolize edebilir. Tutuklularla ilgili bazı önemli kararlar olabilir. Çünkü yükselende yay burcu olduğu için burada hak, hukuk, adaletle ilgili konular da vurgulanıyor. Hukuksal konular, adalet, tutuklularla ilgili belki bu dolunay bir gündem oluşturabilir. Ya da bir şekilde ertelenmiş bir şeyler, çünkü Venüs retrosu, Venüs retroya geçmek üzere ertelenen ve geciken hak arayışlarının özellikle öne çıktığı ve bunlarla ilgili hızlı gelişmelerin olduğu bir süreç. Tüm bu hızlı gelişmeler tabii ki günlük hayatımızı ve işte medyayı çok hareketlendirebilir. Her kafadan bir ses çıkabilir. Çok spekülatif hareketler olabilir. Jüpiter'in dikkat çekici bir açısı var. Jüpiter Güneş'le ve özellikle Ay ile olumlu bir açıda. Güneş-Jüpiter üçgeni olumlu ve ılımlı bir açıdır. İyimserlik verir, cesaret verir. Biraz da abartılara neden olur. Tabii ki duygularımızla abartabiliriz. Aşırı iyimser olabiliriz. Ancak Jüpiter artık Kova burcundan ayrılmak üzere. 29 Aralık itibariyle Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçecek. Bu son derecelerdeki hareketiyle beraber son bir yıldır Kova burcundaki transitinde bize vermeye çalıştığı iyilikler, hayatımıza sunduğu fırsatlar güçlü bir şekilde kendini gösterebilir. Sabreden kişiler belki bu hak edişlerle karşılaşabilirler. Tabii ki Jüpiter'in sembolize ettiği konular iletişim, eğitim, yolculuklar, özellikle uzak mesafeli yolculuklar, uluslararası ilişkiler, yine adalet ve hukukla ilgili konular, maneviyat, din, inançlarla ilgili konular. Tüm bunlarda da biraz daha iyicil etkiler veriyor ve bazı konuları, sorunları iyileştirmek için, çözümlemek için önemli fırsatlarda bize sunabilir. Dolunay an haritasını incelediğimizde önemli görünümler söz konusu. Bu dolunay gerçekten özellikle Aralık'ın sonları, Ocak ortasına kadar olan süreci önemli ölçüde etkileyecek. Venüs'ün gerilemeye başlamasının yanı sıra 2021'in en önemli gezegen hareketlerinden biri olan Uranüs-Satürn karesi de artık tekrar aktifleşmeye başlıyor. Satürn Kova burcunda Uranüs'le 24 Aralık'ta dolunayı takip eden hafta içerisinde üçüncü karesini oluşturacak. 2021'de geçtiğimiz Şubat ayında, Haziran ayında olmuştu bu kare. Şimdi artık Aralık 24 ile beraber Satürn-Uranüs karesi tekrar etkinleşecek. Bir anda özgürlükler, bireysel hareketler, sınırlamalara karşı gelme enerjileri söz konusu. Yenilik isteyen, özgürlük isteyen bir enerji var. Bir yandan da Satürn sınırlamalar getiriyor, kısıtlamalar getiriyor. Alışılmış düzen ve otoritenin özellikle istekleri, beklentilerini burada işaret ediyor. Bu zıtlaşma yine bir gerilim yaratacaktır, yaratabilir. Kişisel olduğu kadar özellikle kolektif alanda, toplumsal alanlarda da bu gerilimi yine Aralık ayı içerisinde hissedebiliriz. Ve Satürn, Oğlak burcunda gerilemekte olan Venüs'ün de yöneticisi. Bu durumda Venüs retrosuyla da bağlantılı aslında. Venüs retrosunu da yönetiyor bu durumda. Özellikle maddi konular,
finansal alanlarda ekonomik baskıların yarattığı, tabii ki halklar üzerindeki sıkıntılar, kısıtlamalar ve bunların yarattığı bazı arayışlar kendini daha güçlü bir şekilde gösterebilir. Venüs'ün retro olması özellikle büyük şirketlerle ilgili, yöneticilerle ilgili, liderlerle ilgili ya da devlet ve devlet büyükleriyle de ilgili bu dönemde biraz daha beklenti dışı, biraz şaşırtıcı durumlarla karşılaşabileceğimizin de işaretçisi. Yani bazı özellikle belki büyük şirketlerle ilgili sorunlar olacak. Belki yöneticilerle ilgili dikkat çekici gelişmelerle karşılaşacağız. Devlet liderleriyle de ilgili yine önemli durumlarla bu süreç içerisinde dolunayın tesirleriyle beraber karşılaşabiliriz. Evet, şimdi kısaca burçlar bazında bu dolunay sizi nasıl etkileyecek? Onlardan bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, dolunay 3. evinizi aydınlatıyor. Son derece hareketli bir dönemdesiniz. Zihniniz hareketli, düşünceler hareketli, etrafınızda olup bitenler sizi çok etkiliyor. Kardeşlerle ilgili, belki akrabalarla ilgili ya da komşularınızla ilgili hızlı gündemler olabilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz ya da bir şeyler öğrenebilirsiniz, bir eğitimi tamamlayabilirsiniz. Bazı yolculuklar olabilir, iş için, eğitim için, seyahatlere, yolculuklara bu dönemde çıkabilirsiniz. Her duyduğunuza inanmayın, biraz kafanız karışabilir. İşle ilgili, geleceğinizle ilgili bazı endişeler duyabiliyorsunuz. Özellikle işte bununla ilgili belki arayışlarınız var. Özellikle kariyer konularında. Buradaki beklentilerinizde bazı karışıklıklar olabilir. İşte planlarınız olabilir, ticari konular ya da bir seyahat planladınız. Bununla ilgili bir gündem olabilir ve belki gecikebilir. Tüm bunları bu dönemde biraz daha göz önüne almak gerekiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 27 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? İkizler, yay, balık ya da başak. Eğer varsa bu bahsettiğim etkiler biraz daha öne çıkacaktır. Ama bulunmuyorsa haritanızda, o zaman çok da önemli etkiler almayabilirsiniz. Venüs retrosuna biraz bu dönemde dikkat çekeceğiz tabii ki. Özellikle kariyer hedeflerinizde, birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili durumlar, yaşamınızdaki otorite figürleri ve belki biraz daha yasal konularla ilgili hayatınızdaki sınırlamalar, kısıtlamalar dolunayla beraber kendini daha fazla hissettirebilir. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, ikizler dolunayı para evinizi aydınlatıyor. Parayla ilgili, bütçenizle ilgili hızlı gelişmeler var. Evet, ticari fırsatlar olabilir, yeni iş fırsatları olabilir veya daha önce yaptığınız çalışmaların parasal kazançlarını alabilirsiniz. Ancak gezegeniniz Venüs artık geri harekete başlıyor. Bu durumda biraz enerjisel olarak hayatınızda olup bitenleri sorgulamanız, belki biraz hani hızlı hareket etmemek, geri çekilmek de gerekebilir. Özellikle bir yurt dışı ile ilgili bir planınız varsa, uluslararası bir konu olabilir hayatınızda, bir akademik konu, hukuksal konu veya medya, basınla ilgili, sosyal medya ile ilgili, internet ve bilişim alanlarında yapacağınız ya da yaptığınız bazı çalışmalar, buralarda bazı gecikmelerin olması, ertelemelerin olması mümkün. Venüs retrosu hoş sürprizler de getirebilir tabii ki size. Geçmişteki bazı kişileri daha fazla karşınıza çıkarabilir ya da yarım kalmış bazı işleri karşınıza çıkarabilir ya da parayla ilgili bazı hak edişleriniz var. Hukuksal bir konu örneğin, hani bir miras konusu olabilir, davası, belki bir nafaka için bir beklentiniz var ya da işte böyle bir tazminat konunuz var hayatınızda. Hani parasal bir beklentiniz var ve bu hukuksal bir süreç içerisinde bununla ilgili hak edişler de gelebilir. Beklediğiniz paralar da elinize geçebilir sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Hani sizin için önemli bir dolunay. Eğer 27 derece ve yakınlarında Güneş burcunuz bulunuyorsa tabii ki çok çok daha önemli olacak. Tam güneşinizin üzerinde olacak çünkü bu dolunay. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Güneş burcunuz 23 ile 30 derece arasında mı?
Yükselen ikiz derseniz, yine yükselen burcunuzda 27 derece ve yakınlarındaysa, sizin için çok güçlü ve önemli bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Çok hızlı gündemler var, ilişkilerle ilgili hızlı hareketler var, bazı mücadeleler de var bu dönemde. Sevgili ikizler, özellikle borçlanma konularına, kredi konularına, her türlü ilişki dinamiğinizdeki parasal kaynaklara, finansal paylaşımlara dikkat etmek gerekiyor. Eğer bir evlilik konunuz varsa ve işbirliği konunuz varsa, bu tabi bir ayrılık, hani bir boşanma gibi de olabilir ve bununla ilgili finansal paylaşımlar olabilir. İşte şimdi bu dolunay artık hani belirsiz bir şeyleri netleştirecek ya da gözden kaçırdığınız konuları görünür hale getirecek. Bununla beraber yeni bir işbirliği için de tabii ki gündemleriniz olabilir. Venüs retrosunda özellikle parasal konularda ve ilişkilerle ilgili konularda anlaşmaları, sözleşmeleri yapmayı çok önermiyoruz. Bu yüzden hani bu dönem, belki Ocak sonuna kadar, Şubat'ın ilk haftasına kadar olan dönem, biraz olup bitenleri izlemek, biraz sakin kalmak, hızlı karar vermemek daha doğru da olabilir sizin için tabii ki. Kendinizle ilgili, sağlığınızla ilgili konulara da dikkat etmek gerekiyor. Dolunaylarda bedensel ve ruhsal, hatta zihinsel daha hassas olabiliriz. Ve bu dolunay Merkür'le de Şiron'un karesi var. Yani bazı sağlık problemlerini açığa çıkarabilecek gibi, tabii ki bunları şifalama imkanlarını da verebilir size. Bazı sorunlarınızı keşfedebilirsiniz ama bunları çözmek için de olanaklarımız daha fazla gündemde olabilir. Özellikle solunum yollarınıza, akciğerlerinize, genel bağışıklığınızla ilgili problemlere lütfen dikkat edin. Kendinizi çok yormamaya çalışın. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, dolunay 12. evinizi aydınlatıyor. 12. ev biraz kontrol dışı ve hayatımızdaki gizemli konular, ruhsal konularla alakalıdır. İçe dönüşler yaşayabilirsiniz bu dolunayda. Ancak Venüs retrosu da tam karşıt burcunuzda başlıyor. İlişki dinamiklerinde biraz dikkat etmek lazım. Gizli ilişkiler, gizli hayranlar, başkalarından sakladığınız ilişkiler veya sizden saklanan ilişkiler bir kendini gösterebilir, bir açığa çıkabilir. Gizli düşmanlıklara dikkat edelim. Her türlü alanda, iş hayatınızda olabilir, ilişkilerdeki rekabet alanlarında olabilir. Dedikodular, iftiralar, hatta bazı böyle işte arka planda kontrol edemediğimiz durumlar, hırsızlıklar bile ikizler dolunaylarında olabilir. Bilgi hırsızlıkları olabilir örneğin. İşte burada biraz daha hani kendinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Güvenliğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Herkesle her sırrınızı paylaşmamanız gerekiyor. Eğer önceden bu tarz konularda zafiyetler oluşmuşsa, dolunayda belki bunlarla bir yüzleşme söz konusu olabilir tabii ki. Genel sağlığınıza dikkat edin. Bu dolunay biraz hani bir yalnızlaşmak, bir içe dönmek, bir inziva, bir tatil için size fırsatlar verebilir. Ruhsal, bedensel şifa, terapiler olabilir. Bir check-up, kontrol gibi sağlığınızla ilgilenmeniz mümkün. Sağlıkla ilgili bir sorununuz varsa veya sağlığınızı iyileştirmek adına bazı zararlı alışkanlıklarınızı bırakmanız gerekiyorsa, bu dolunay bunlarla da ilgili önemli farkındalıklar verebilir. Lütfen kişisel doğum haritanıza şöyle bir bakın. Özellikle değişken burçlarda 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Bulunuyorsa bu dediğim etkiler, bu bahsettiğim konular daha çok gündeme gelebilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, 11. evinizi aydınlatan bir dolunay çoğu zaman sizi daha önceden yaptığınız işlerin sonuçlarını almanıza, bazı hayallerinize, dileklerinize kavuşmanıza imkan verebilir. Projelerin sonuç verdiği dönemlerdir ve bu size bir başarı getirdiği gibi maddi bazı kazançlar da getirebilir tabii ki. Sosyal hayatınız hareketleniyor. Birçok kişiyle görüşmeniz, konuşmanız mümkün. Toplantılar, randevular olabilir. Yeni bazı projeler, iş eğitimleri veya bazı eğitim gruplarına katılabilirsiniz. Hatta siz bazı alanlarda kendi bilgilerinizi değerlendirerek böyle gruplara eğitimler verebilirsiniz. Dış dünyaya açılacağınız, ufkunuzu genişletebileceğiniz bir dönem aslında. Her türlü ilişki dinamiğinde, gerek sosyal ilişkiler, gerek özel ilişkiler, romantik konular, hatta çocuklarla ilgili konular, onlarla ilgili düşünceler, planlar, programlar, haber trafiği bu süreçte artıyor sevgili aslanlar. İş konusunda gecikmiş işlerle uğraşabilirsiniz. Daha önce emek sarf ettiğiniz işlerin maddi gelirleri
kazançları bu dönemde daha çok gelebilir. Bazı hak edişlerde gerçekten karşılaşabilirsiniz. Arkadaş çevrenize ve özellikle iş ilişkilerindeki arkadaş çevrenize biraz dikkat edin. Çünkü ikizler demek bilgi demek, bilgi alışverişi demek, haber ve öğrenmek demek. Ama burada bazen işte karışıklıklar, belirsizlikler olabiliyor, aşırı dedikodular olabiliyor, spekülatif konular olabiliyor. Her duyduğunuzda hemen inanmayın. Özellikle söz konusu ciddi konularda kendiniz araştırın, güvendiğiniz kaynaklara inanmaya çalışın. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, İkizler Dolunayı sizin için önemli çünkü siz de bir değişken burcsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarında bulunuyorsa sizin için çok daha kişisel olarak önemli bir dolunay. Kariyer alanınızı aydınlatıyor. Bu dolunayla beraber bazı kariyer hedeflerinize ulaşmanız mümkün. Jüpiter'in de güzel bir desteği var. Dolayısıyla gerçekten iş konularında sizi destekleyebilecek bir dolunay olduğunu, bazı hak edişlerle karşılaşabileceğinizi söyleyebilirim. Venüs retro, evet, ama Oğlak burcunda olduğu için size güzel bir açıda bulunuyor aslında bu Venüs retrosu. Hem iş konuları, maddi konularda, hatta bazı özel hayatınızla ilgili romantik konularda bile geçmişten gelen tesirler güçlü bir şekilde etkileyebilir sizi. Bazı ilişkiler de olabilir bunlar. Yani romantik ilişkiler de olabilir ya da bazı iş bağlantılarının desteklerini alabilirsiniz. Daha önce çalıştığınız bir firmadan yeni bir teklif gelebilir veya işte bir ihtiyacınız olan alanda size güçlü bir kişinin, daha önceden tanıdığınız birinin size güçlü destekleri olabilir. Bunlar söz konusu olabilir. Aynı anda iki işle ilgilenebilirsiniz. Bir işiniz var, bir ikinci iş fırsatı çıkabilir mesela. Özellikle ikizler eğitim, ticari konular, iletişim, ulaşım gibi alanlarda, medya, sosyal medya gibi alanlarda çok daha fazla İşle ilgili konularda bu dönemde fırsatlar çıkarabilir. Bazı yer değişimleri olabilir, taşınmalar olabilir, görev değişimleri olabilir. Tüm bunlar da kişisel doğum haritanızın aldığı etkilere göre şekillenebilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Evet, önemli bir dönem sizin için. İkizler Dolunayı aslında keyifli bir dolunay. 9. evinizi aydınlatıyor. Jüpiter'den de güzel bir destek açısı var. Bu dolunay uzak ufuklar, uzak çevreler demek. Yani yolculuklar, uluslararası konular, yabancı ülkelerle ilgili konuları aktifleştiriyor. Evet, arzu ettiğiniz bir seyahat olabilir ya da bir yere gitmek istiyorsunuz. Bir süredir çözmek istediğiniz bir konu var. Şimdi onu çözebilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işlerinizin gündeme gelebileceği bir dönem. Bazı belirsizliklerin de netleşebileceği bir dönem. Tabii ki akademik bir konu, özellikle üniversite ile ilgili eğitim konuları, belki beklediğiniz bazı hukuksal davalar var. Hani onlarla ilgili sonuç alabilirsiniz. Şimdi Venüs'ün retro olması farklı bir enerji tabii ki sizi etkiliyor. Çünkü yönetici gezegeniniz Venüs retrosu geçmişle ilgili konuları daha fazla gündeme getirecek bu dönemde hayatınızda, özellikle Ocak sonuna kadar olan dönem. Bu aileye ait konu olabilir, ev, emlak, gayrimenkul, toprak işleri olabilir, alınması, satılması, kiralanması, dönüştürülmesi olabilir, örneğin bir mülkün. Bunlarla ilgili belki yasal süreçler var, bazı haber trafiği var, yazışmalar, bilgi paylaşımları var. Hani hızlı bir dönem, oldukça hareketli bir dönem. Tabii ki Venüs Retrosu bazı gecikmeler yaratabiliyor, bazı engeller çıkarabiliyor. Belki Ocak sonu, hatta Şubat ortalarına kadar da devam edebilir bu süreç. Ancak şöyle de çalışabilir. Gerçekten eğer geçmişten bazı etkiler varsa, hani beklenilen de ve bir türlü şu ana kadar çözümlenmemiş, sürüncemede kalan bir konudur bu. Şimdi bu Venüs retrosunda bununla ilgili çözümler de gelebilir. Anneniz, babanız, aileyle ilgili konular da olabilir bunlar. Hani ebeveynlerle ilgili bazı konularla da bu dönemde daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Hatta onlarla bağlantılı bazı hukuksal arayışlar, belki bazı yolculuklar, seyahatler de yine gündeminizde olabilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, İkizler Dolunayı sizin 8. evinizi aydınlatıyor. Bu dolunay parasal konuları daha fazla öne çıkarıyor tabii ki. Yay burcundaki güneş tutulmasından 2 hafta sonra oluşacak bu dolunay. Dolayısıyla aslında bu Aralık ayında özellikle paranız, gelir gider dengeniz, bütçeniz, kazançlar, iş konuları önemli sizin için. Borçlanma konuları önemli. İkizler Dolunay, evet, bir kredi konusunu, bir borç alacak konusunu,
özellikle hisseli paralar, başkalarıyla paylaştığınız paralar, bir burs beklentisi olabilir, bir tazminat ödemesi olabilir, belki bir vergi borcu ya da bir miras, bir nafaka konusu var. Hani bunlarla ilgili gündemleri oluşturacak. Venüs retrosu devam ediyor. Dolunay'da aktifleşmeye başlayacak. Belki bu bir gecikmeye neden olabilir. Belki gecikmiş bir şeyin hani sonuçlarını da getirebilir tabii ki. Daha önceden çalıştığınız bir yere geri dönebilirsiniz ya da işte özellikle kardeşlerle ilgili, yakınlarla ilgili bir mevzunuz var bu anlamda. Bir beklentiniz var, çözmek istediğiniz bir parasal mevzu olabilir. İşte bunlarla ilgili gündemleri tekrar açığa çıkarabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 27 derece ve yakınlarında değişken burçlarınız bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu etkiler daha güçlü bir şekilde kendini gösterebilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, en güçlü etkiyi alan burçlardansınız. Tam karşıt burcunuzda, 7. evinizde bir dolunay var. Üstelik zaten henüz yeni bir güneş tutulması meydana geldi. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa güçlü etkiler alıyorsunuz. Özellikle doğum gününüz 16-22 Aralık arasıysa çok önemli bir tesiri var. İlişkilerinizle ilgili önemli aydınlanmalar var, farkındalıklar var. Belki bir evlilik kararı, bir ilişkiye başlama, bir işbirliği ya da süregelen bir ilişkiyi bitirme kararı da olabilir tabii ki. Dönüşümler söz konusu sevgili yaylar. Venüs retrosu var para evinizde. Dolayısıyla her türlü ilişkinizle ilgili alanda parasal paylaşımlara, borçlanmaya, kredi konularına dikkat edelim. Hani bir boşanma konusu varsa burada bir nafaka, tazminat, bir parasal paylaşım, hisseli para konusu olabilir. Bir işbirliği konusu varsa hayatınızda yine bir parasal yatırım konusu olabilir. Ama Venüs retrolarını mesela evlilik için acele etmemekte fayda var. İşte parayla ilgili borçlanma konularında dikkat etmek lazım. Sözler vermemek lazım bu dönemde. Ne zaman bitecek Venüs retrosu? Ocak sonu itibariyle bitecek. Yani Ocak sonuna kadar evet ilişkilerinizle ilgili önemli gündemler olabilir. Bir ilişki, işbirliği, ortaklık, evlilik ve gündemi olabilir ama bunlar için hızlı kararlar vermemek, anlaşmalar, sözleşmeler imzalamamak gerekiyor. Borçlanmamak gerekiyor bu dönemde. Tüm bunlara biraz daha dikkatli yaklaşmakta fayda var sevgili yaylar. Evet sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, ikizler dolunayı 6. evinizi aydınlatıyor. Genel olarak iş hayatınız, günlük hayatınız, mesleğinizle ilgili konular ve genel sağlığınız. Bu dönemde biraz böyle iş temponuzda değişimler var. Yeni bir işe de başlamış olabilirsiniz. Veya günlük hayatınızda bazı yeni düzenlemeler var. Çalışma koşullarınız olabilir. Sağlığınızla ilgili gündemler olabilir. Bu dolunay sağlıkla ilgili bir konuyu aktifleştirebilir. Venüs retrosu başladı. Bu önemli çünkü sizin burcunuzda başlıyor. Her türlü ilişkinizde bu dönem biraz daha dikkatli olmak lazım. İşbirliklerine dikkat etmek lazım. Maddi paylaşımlara dikkat etmek lazım. Borçlanmaya dikkat etmek lazım. Sağlığınıza da dikkat etmeniz lazım. Özellikle cinsel bölgeler, işte bel bölgeniz daha hassas olabilir. Kronik sorunlar biraz daha kendini gösterebilir. İkizler Dolunay'ı da işte böyle günlük hayatınız, sağlığınızla ilgili bazı farkındalıklar verebilir size. Bununla beraber belki iyileştirme, şifa arayışları olabilir. Beslenmeniz, işte çalışma düzeniniz, tüm bunları bir gözden geçirebilir. Tekrar ayarlayabilirsiniz. Bu dönemde ilişkilerde kafa karışıklıkları olabilir. Her duyduğunuza inanmayın. İş hayatınızda birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili rekabet oluşabilir. Tabii ki gizli düşmanlıklar, işte dedikodular falan olabilir. Her şeyi inanmayın. Her duyduğunuza inanmayın. Ve lütfen hırsızlıklara dikkat edin. Maddi konularla ilgili. Yani değerli bir şeyinizi kaybetmek olabilir bu. Veya işte çaldırmak olabilir. Bunlara bu dönemde dikkat etmekte fayda var. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. İkizler Dolunay'ı aslında sizin için güzel. Çünkü Jüpiter, burcunuzdaki Jüpiter çok güzel bir açı yapıyor bu Dolunay'a. Ve çok az kaldı artık Jüpiter burcunuzdan ayrılacak son günleri ve gitmeden önce güzel ödüller verebilecek size. Belki bu dolunay bunları işaret ediyor. Beşinci ev zaten şans evi. Şans evinde güzel bir dolunay var. Maddi manevi şanslar, fırsatlar söz konusu ama bunları fark edip değerlendirmek lazım. Çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Aşk hayatınızda güzel gelişmeler, romantik konularda güzel fırsatlar olabilir.
çocuk istiyorsunuz, belki hamilelik haberleri alacaksınız. Yani bunlar gündeminizde. Venüs retrosu başlıyor 12. evinizde. Elinizdeki kaynakları, maddi manevi değerlerinizi iyi korumanız ve değerlendirmeniz lazım. Güvenliğe dikkat etmeniz lazım. Özellikle bu dönemde kaynaklarınızı iyi değerlendirin. Çok fazla risk almamaya çalışın. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde bu dolunayın size çok güzel, hoş geri dönüşleri olabilir. Diğer burçlarla kıyasladığımızda gerçekten en şanslı burçlardan biri sizsiniz sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, İkizler dolunayı sizin 4. evinizi aydınlatıyor. Siz de çok önemli etki alan burçlardansınız. Değişken olduğunuz için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse daha önemli olacaktır bu dolunay tesirleri. 4. ev, ev demek, aile demek, ebeveynleriniz, özel hayatınız, yuvanızla ilgili konular demek ve buralarda bir farkındalık gündeme geliyor. Belki bir konu netleşecek. İşte ev almak istiyorsunuz, taşınmak istiyorsunuz. Belki aile kurmak, evlenme konularınız var gündemde, yuva kurma konularınız var. Tüm bunları aslında gündeme taşıyan, netleştiren bir dolunay. Ancak çok fazla bilgi trafiği var, çok fazla düşünce var, plan var. Biraz aile içerisinde de karışıklıklar olabilir. Her kafadan bir ses çıkıyor olabilir ve netleşmekte zorlanabilirsiniz. Üstelik Venüs retrosu da devam ediyor. Venüs retrosu bu dönemde sosyal hayatınızda, arkadaş ilişkilerinizde veya iş hayatınızda üzerinde çalıştığınız projelerde biraz sizi yorabilecek koşullar oluşturabilir. Yani iş hayatınızda yorulabilirsiniz veya gruplar içerisindeki bir ilişkide veya bir ekip çalışmasında bazı memnuniyetsizlikler oluşabilir, üzerinizde baskılar hissedebilirsiniz. Yani tüm bunlar aile içi ilişki dinamiklerinizi de etkileyebilir. Güvenliğe dikkat etmek lazım. Evde yaptığınız işler olabilir. Belki iş hayatınızda bir karar alacaksınız. Evden çalışabileceğiniz bir iş olacak bu dönemde veya ikinci bir iş olarak evden çalışabileceğiniz bir işe gireceksiniz. Bu internetle, yani özellikle iletişim, sosyal medyayı kullanabileceğiniz işler olabilir. Bunlar her türlü eğitimle ilgili veya ticari aktivitelerle ilgili konular olabilir. Bunların gündeme geldiği bir süreç. Daha önceden hazırladığınız süreçler olabilir. Belki geçtiğimiz Mayıs-Haziran ayında başladı bu dönem hazırlıklarınız. Şimdi bunlar bir netleşebilir, sonuç verebilir. Bazı gecikmeler olsa da hani parasal konularda olabilir ya da işte genel olarak düzenlemelerde ya da birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili, projelerle ilgili özellikle bazı gecikmeler olabilir bu dönemde. Çünkü Venüs retrosu söz konusu önümüzdeki Ocak sonuna kadar. Merkür retrosu yine başlayacak Ocak ayında. Hani bu gecikmeler olsa da bunlar size bir şeyleri gözden geçirmeniz, değerlendirmeniz için bazı önemli fırsatlar da verebilir. Sizin lehinize de bunları değerlendirebilirsiniz sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz.
2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.